İsrail ile Filistin arasında sular durulmuyor. Tel Aviv'in güneyindeki Rishon LeZion bölgesinde bir Filistinli düzenlediği bıçaklı saldırılarda 3 İsrailli'yi yaraladı. 19 yaşında olduğu belirtilen saldırganın İsrail'i yaşlı bir kadını bıçakladığı o an amatör kameralar tarafından işte böyle görüntülendi. Saldırgan öncesinde de bir otobüste düzenlediği bıçaklı saldırıda bir İsrailli'yi yaraladı. El Halil kenti sakini Filistinli genç son olarak girdiği bir dükkanda bir İsrailli yaraladıktan sonra gözaltına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bu arada İsrail'in kuzeyindeki Netanya kentinde de 70 yaşındaki bir İsrailli uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Olayın ardından İsrail güvenlik güçleri 20'li yaşlardaki Filistinli saldırganı vurarak yaraladı. Söz konusu olaylar İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak öldürmesinden saatler sonra yaşandı. Bölgede tırmanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulunan İsrail'in eski Cumhurbaşkanı Shimon Peres, Tel Aviv yönetiminin iki devletli bir çözümü kabul etmesi gerektiğini ifade etti. İsrail'in kendi iyiliği için iki devletli çözümü uygulaması gerekiyor. Bu konuda hiçbir alternatif yok. İki devletli çözümün alternatifi devam edecek bir savaştır ve hiç kimse sonsuza dek bir savaşı sürdüremez.